Peki Arihsan hocam, menopoza girmiş bir bayan ne tür değişikliklerle karşılaşır? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Menopoz zamanında ortaya çıktığında bir hastalık değildir. Kadın yaşamının bir sürecidir. Bu yüzden hastalarımızın veya bizi dinleyen insanların bunu bir hastalık olarak algılamalarını istemiyorum. Menopozda herkeste olmamak kaydıyla, her insanda olmamak kaydıyla en sık karşılaşılan problem ateş basmasıdır. Ani ateş basmaları, yüzde kızarıklar, flushing dediğimiz ani yüzde kızarma veya vücudun herhangi bir noktasında kızarıklıklar, sinirlilik, tahammülsüzlük en sık karşılaştığımız hastaların semptomlarıdır. Ancak menopozun kendisi insan vücudunda bazı değişikliklere sebep olur. Nelerdir bunlar hocam? Yıllarca östrojen dediğimiz kadınlık hormonu etkisinde kalmış vücut birden östrojen hormonundan uzaklaştığı için vücutta bazı değişiklikler meydana gelebilir. Hemen hemen bütün organlar üzerinde östrojenin olumlu veya olumsuz etkileri bulunur. Ve östrojen ortadan kalktığında, bu olumlu etkiler ortadan kalktığında hastalarımızda bazı değişiklikler olacaktır. Bunlar da hastalık değildir, yaşamın bir parçasıdır. Yaşa bağlı bazı problemler yaşanacaktır. Mesela, ya kadınlarımız neye hazırlıklı olsunlar? Öncelikle vajinal bölgeden başlayalım. Vajinal kuruluk meydana gelecektir. Vajinal kuruluğa bağlı bazı enfeksiyonlarla, özellikle idrar yolu enfeksiyonuyla sık karşılaşabilirler. Cinsel ilişki sırasında ağrı hissedebilirler. Onun dışında ciltlerinde bazı kurumalar ve yaşama belirtileri ortaya çıkabilir. Kalp ve damar sisteminde daha önce östrojen tarafından korunan damarlarımız ve kalbimiz östrojenden uzaklaştığı için bazı arteriosklerotik problemlerle veya kalp krizi problemleriyle karşılaşabilirler. Bunun dışında kemik erimeleriyle karşılaşma ihtimali yine bu dönemde artacaktır. Bu sebeple kadınlara erken yaşlarda, menopoza girmeden önce mutlaka spor yapmalarını, basit sporlar yapmalarını veya kalsiyum bol diyetler uygulamalarını, menopoza girdikten sonra da gerekirse kemik ölçümleri yaptırtarak kemik erimesinden mümkün olduğu kadar kendilerini korumalarını tavsiye etmek durumundayız. Peki kilo fark ediyor mu hocam burada? Kilo önemli mi? Vücut dengesi. Menopozda bir miktar kilo alışı bekleniyor zaten. Yani hem kanamanın ortadan kalkması, hem de östrojen eksikliğine bağlı bazı kilo alımları görülebilir. Ama bu çok net bir durum değil. Yani menopoza girdim kilo aldım sözü çok da doğru bir söz değil. Bu sırada beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Dediğim gibi kalsiyum ve magnezyum ağırlıklı, bol sıvı alarak ve bol hareket ederek menopozun ortaya çıkartabileceği olumsuz etkilerden kurtulabilir hastalarımız. Ancak tekrar ediyorum, bu bir hastalık değil, yaşamımızın bir süreci. Nasıl ki çocuk olduk, yaşlı da olacağız ve bunları yaşamak durumundayız. Yani şöyle diyebilir miyiz hocam, her sağlıklı kadının geçireceği bir evredir. Kesinlikle ve pek çok güzel yanı olan bir evredir aslında. Bir defa ayda bir, 7 gün adet görmekten kurtulur kadınlar. Cinsel yaşamlarında korunma probleminden kurtulur. Hamilelik riski, aynen. Vajinal enfeksiyonların pek çoğundan kurtulur. En sık görülen kadın hastalıklarından biri olan miyomdan kurtulur. Bütün bunlar çok önemli. Yani menopoz bir hastalık gibi anlatılması doğru değil. Sanki bir hastalıkmış gibi insanlara gösterilmesi doğru değil. Yaşamımızın bir parçası. Nasıl ki doğuyoruz, nasıl ki adet görmeye başlıyor kadınlar, nasıl ki doğuruyor, bunlar hiçbir hastalık değil. Bu şekilde menopoza giriyoruz. Önemli olan sağlıklı yaşlanmak. Sağlıklı yaşlanmak için menopoz öncesinde ve menopoz sonrasında hem gerekli egzersizleri, sporları yapmak, yeterince güneşlenmek, evet, ve sağlıklı besinlerle, özellikle kalsiyum yoğun besinlerle beslenmek menopoza bağlı, menopoz sonrasında ortaya çıkabilecek problemleri geciktirmemizi sağlayabilir. Ya o evreyi biraz daha rahat. Tabii ki sağlıklı yaşlanma denilen şeyden bahsediyorum. Yani sağlıklı yaşlanmak için bunlar gerekiyor. Ateş basması, terleme veya flushing, kızarıklık gibi problemleri zayıf bayanlar daha sık yaşayacakları gibi nispeten daha kilolu bayanlar menopoza bağlı problemleri biraz daha az yaşarlar.
Bu da yağ dokusu içinden salgılanan bazı hormonlara bağlı bir durum. Ancak tekrar ediyorum, bu yaşamın bir parçası. Sağlıklı yaşlanmak için menopoz öncesinde, sonrasında beslenmenize dikkat etmeniz, tütün ve sigaradan uzak durmanız, alkolden uzak durmanız ve mümkünse spor yapmanız, en azından yürüyüş yapmanız, kemiklerinizin korunması için. Bunlar sağlıklı yaşamanızı sağlayacaktır. Elbette yaşlanacağız, elbette bir şekilde yaşla bağlı problemler yaşanacak, ama bunları daha az ve daha hafif geçirebilmek için dikkat etmek gerekiyor. Ve şu anda kadınlarımız da çok bilinçli hocam. Aynen, evet. Hem televizyon kanalları hem de aldıkları eğitim gereği çok daha fazla doktorlara başvuruyorlar, çok daha fazla spor yapıyorlar. Özellikle kalsiyumun önemini anladılar. Özellikle menopoz döneminde kontrollerine çok sık geliyorlar, kendilerine çok dikkat ediyorlar. Bütün bu kadın kanserleri yanında özellikle meme kanseri konusunda da özellikle dikkat ediyorlar. Toplum bunu çok iyi özümsedi ve artık çok dikkate alıyor. Ama tabii buna ulaşılamayan noktalar var, ulaşılamayan bölgelerimiz var, ulaşamadığımız kadınlar var. Bunlara da ulaşabilirsek bu konuda gelişmiş Batı ülkelerinin ulaştığı rakamlara ulaşabiliriz ve sağlıklı yaşlanmayı sağlayabiliriz.